Bir soru gelmiş. Gözde tekrar sette gitmek ister misin? Öyle bir planın var mı? İleriye dönük. Ya şöyle, eğer böyle tesettürümü bozmayacak, normal böyle hayatımı çok da sekteye uğratmayacak bir iş, bir proje olursa değerlendiririm. Tabii ki neden olmasın? Bir reklam olabilir ya da başka bir şey olabilir. Küçükken mesela katalog çekimlerine falan katılıyorduk çok küçükken. Hani onlar falan çok güzeldi. Yine bu tarz şeyler olabilir. İsterim yani. Çünkü benim de bir oyunculuk geçmişim var. Tecrübem de var. Değerlendirebilirim. Mesela senin aldığın bu karar çok radikal bir karar aslında, hani tesettür kısmı. Bu konuyla ilgili bir şeyler bahsetmek ister misin? Nasıl böyle bir karar aldın? Nasıl kapandın? Bu süreç nasıl ilerledi? Yani çok özel. Cevaplamak zorunda da değilsin ama. Cevaplayayım çünkü senin sorduğun soruyla bağlantılı sorular geliyor. Çok kısa bir cevap vereyim. Yani bu benim bir anda vermiş olduğum bir karar değildi. Yaklaşık 4-5 sene kadar falan oluyor. Tamamen bu böyle kendimin istediği, hiçbir şeyden etkilenmediğim bir süreçte kendim istedim. Tabii ki ailem, siz, ablalarım falan, yani hiç öyle karşı duruşlu insanlar olmadığınız için saygı duydunuz. Güzel de ilerliyor. Pişman olmadım mesela. Kendim hep böyle kapalıymışım gibi falan hissediyorum bazen. Güzel bir duygu. Ya, hakkıyla yapabilene ne mutlu. Tabii ki hani ben de dört dörtlük değilimdir. Ama hani en uygun biçimde yapmaya çalışıyorum diyebilirim. Kararımdan hiç pişman olmadım. Gayet mutluyum. Ya sorun yok çünkü hani ne bileyim güzel geçiyor ya. Böyle mutluyum Süper, sevindim. ben. Zaten bu süreçlerde de sürekli konuşmuştuk yani. Efendim? Bu süreçleri de sürekli birlikte konuşmuştuk, etmiştik. Yani ben bir anda ertesi gün kapanmak istiyorum demedim yani. Tabii ki bir zaman vardı. 4-5 ay düşünme süreci kapandıktan sonra da mesela ben hiç paylaşım yapmadım. Instagram'ı zaten bir süre askıya almıştım. Tabii o zamanlar da sürekli soru geliyordu. Senin tam kırgın çiçeklere başladığın dönemler. Sonra işte bu karışıklık gitsin diye ben kendi fotoğraflarımı paylaşmaya başladım, hatırlarsın. Böyle olmuştu yani. Evet, zor bir süreçti ama güzel bir şekilde üstesinden geldi. Evet. Peki bu karantina süreci